Hazır mısın? Hazırım. Ne kadar hazırsın? Niye söyleniyorsun bıdır bıdır? Tek şuna vereydim diyor. Olmuş da ölmüşe çare yok işte. Evet. Evet, ucundan baktın hepsine. Azıcık incele. Hazırsak 3. kayınvalidemin değerli bir puanı açıyorum. Açıyorum. Açtım. Tuğba. Yes. Ya gördün mü? Yine bir ver. Ya. Ne oldu, sistemin çöktü, gelinim sesin kısıldı Seycan teyzeciğim. Ne oldu? Gelinin pişi mi yapmış Seycan teyze? Benimkine olmamış hamur diyordun, senin gelinin gibi bembeyaz, bildiğin çiğ hamur daha. İkinizinki de aynı. Seycan teyze dikkat et yürürken düşmeyesin. Hayır, gelmeni istemiyorum. Kime 5 veriyorsan gel bana, gel bana. Bir verdin, hakkımı yedin ama bana gel. Gel bana gel. Allah aşkına ya. Gelinim de ne yapayım? Ya anne, haklıyla alakası yok. Sen buraya güzel yemeklere puan vermeye mi geldin? Sen de biraz güzel olma. Hiçbir önemi yok. Ben kötü yemek yapıyorum. Ben. Biraz kızardaydın, kızartmasını da mı yapamadın? Ya bak, yapmakla alakası yok. Var ya yapmakla bunun alakası yok anne. Burada güzel yemek yapan değil, kaynanası bulan alıyor bilezikleri ya. Nasıl vereyim anneciğim, bile bile de olmuyor. Ya anne, bile bilesi yok bu işin. Biz niye o zaman gidiyoruz zaten bu... Haklısın ama bu hafta gidiyoruz biz yani. Bulamadım, ne yapayım yavrum? Ya bulacaksın anne, biz büroya bul diye geldik ya. Başkalarına puan diye değil ki yani. Bana ne onların yaptığı tabaktan, sen beni bulacaksın ya. Sen beni bulamadıktan sonra o zaman biz burada boşuna duruyoruz ya. Ben çocuğumdan ayrılıyorum, eşimi bekliyor yani. Ya anne, bunun inceyle alakası yok. Sen de ayrılığına bile hiçbirine normal bakmadan gidiyorsun, puan veriyorsun ya. Ya hamurların tadı hepsi aynı kızım, içinde kaşarı var. Ya beni bulacaksın anne, beni. Ya gidiyorsun kayınvalideler odasında göbek atıyorsun, her şeyi yapıyorsun, evet. Ondan sonra da geliyorsun, burada odaklanamıyorsun bile yani. Odaklanıyorum da göz göre göre de nasıl vereyim ya? İkimiz ya anne, göz göre göresi değil. Kızartmış oraya konuşuyoruz. Ya burada ben emek veriyorum, emek. Madem bu kadar beğenmiyordun, niye getirdin? Madem yemeklerimi beğenmiyordun, niye getirdin? İhtiyacım vardı, getirdim, ne yapayım? Tamam, gidelim o zaman ya. Evet, kendine şimdiden yol yaptı çünkü o da farkında ki eğleneceğine. Bir hata yaptım, sana da bir vereydim. Ay Seycan teyze, benim içim o kadar buz gibi oldu ki düşmez kalkmaz bir Allah diyorlar ya, aynen öyle oldu. Adaletin terazisi döndü dolaştı, kendi ayağına takıldı. Benim hakkımı yedin, en güzel tabağa gittin. 2 verdin, kendi geline de 1 verdin. 2 verdiğime hata yaptım, sen ne yapacaksın? Sen Seycan teyze, bu kadar katmer profesörüsün. Neden gelinle öğretmedin bir katmer açmayı? Gelin yanımda durmuyor ki, ne bilsin. Yanında niye durmuyorsun? Niye? Dışarıdaydı. Bak benim böyle 6 senedir dışarıdaydı. Okur şehrinde, ben Ankara'dayım. Bir şey söyleyeyim, benim katmer profesörü kaynanam olacak, dizinin dibinden ayrılmam, öğretmenim. Benim kaynanam yemek yapmayı bilmediği halde bu kadar iyisen, senin gibi kayınvalidem olsa neler yaparım? Profesör olmasına gerek yok ki, zaten dizinin dibinde Tuğba. Yani zaten dizinin dibindesin. Profesör tamam ama ben onu öğretiyorum, yani. O bana öğretmiyor. Aramızdaki fark. Çok önemli. Kayınvalidelerim, geçmiş olsun. Günün kritiğini yapıyoruz. Son noktada olay isim şahesli Sultan'da.